Mustis Fleischwelt YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere canımız, varlıklarımız, çocuklarımız için çok güzel bir yemek hazırlayacağız. Çok güzel ve şirin. Şirin neden söylüyorum? Sunumda da bunu göreceksiniz. Renkli bir tabak hazırlayacağız çocuklarımız için. Neden? Çünkü yeni ve katı beslenme grubuna geçen çocuklarımız bazı yemeklerde sorunlar yaşayabiliyor. Bunu aşabilmek için çok şirin bir tabak hazırlayacağız. Onun için size çok basit bir çocuklarımızın ve hoşuna gidecek, çok güzel sunumlu hoşuna gidecek, çok güzel bir köfte tarifi yapacağım sizin için. Şimdi size malzemeleri takdim ediyorum. 250 gram yağsız kuzu kıymamız. Kuzu, neden kuzu eti? Dana eti çocuklarda sindirimi biraz zorlaştırdığı için kuzuyu tercih ediyoruz. Kuzu körpe bir hayvandır, genç bir hayvandır. Çocuklarda sindirimi daha hızlı olduğu için kuzu kıymayı tercih ediyoruz. Kaşar peyniri, zeytin ve şili domatımız. Bunlar sadece aksesuar için kullanacağız. Onları en sonunda size takdim edeceğim. Yumurtanın sarısını tavsiye ediyoruz. Neden? Beyazı çünkü tekrar söylüyorum. Sindirim sistemi çocuklarda zorlaştırdığı için yumurtanın sarısını kullanıyorum. Kimyon, zencefil. Normalde çocukların günlük hayatta tüketmediği, tatlının sevmediği bir baharat çeşidi olduğu için bunu köftenin içine kataraktan onların tüketimini rahatlıkla kolaylaştırmayı sağlıyoruz. Kekik ve galeta unumuz. Neden zeytinyağını tavsiye ediyoruz çocuklarda? Zaten kuzu kıymamız yağsız olduğu için onu besleyecek olan tek yağ ve faydalı olacak olan tek yağ çeşidi olduğu için zeytinyağını tercih ediyoruz. Ve fettuccine makarnamız var. Yanında kıvırcık marulumuz ve maydanozumuz. Kıvırcık marulumuzu yapacağımız köfte içi değil de sadece dekor amaçlı kullanacağız. Onun yanında yemeğe geçmeden önce ben bazen zaman zaman evde de kendi çocuğuma yapıyorum. Biliyorsunuz çocuklar bazı aylardan sonra bazı yemekleri böyle sevmezler. Ondan dolayı ben evde bu köfteyi yaptıktan sonra güzel böyle bir üstüne şekiller falan yapıyorum. Çocukları böyle birazcık kandırmak açısından hem de bu ürünü tüketmeleri açısından çok böyle sempatik bir sunum oluyor. Onun için bazen ben de sık sık oğluma bu köfteyi yaparım. Çok da hoşuna gidiyor. Hem böyle bir neşeli bir muhabbet, sohbet oluyor. Şimdi yemeğimize geçmeden önce ben makarnayı önden haşlamak istiyorum. Çünkü biraz süre alacak, zaman alacak. Ondan dolayı önceden kaynattığımız suyun içine makarnamızı atıyorum. Yaklaşık bir 6 dakika makarnamızı kaynatacağız. Şu şekilde. Şu anda belirli bir şekle sahip ama kaynadıktan sonra o şekil gidebilir ama çok da önemli bir şey değil. Onun için elimizde tekrar düzeltebiliriz. Hiçbir kötü bir sonuç teşkil etmez. Kıymamızı yoğurmadan önce tabağımıza alıyorum. Çift çekilmiş kıyma dedik. Neden çift çekilmiş kıyma? Normalde köftede tek çekim her zaman makbul olanıdır. Ama tekrar söylüyorum, sindirimi çocuklarda daha kolay olması için kıymamızı çift çekim yaptırıyoruz. Galeta unuyla başlıyorum. 2 yemek kaşığı galeta unumuz. Galeta ununu ben hazır almayı fazla tavsiye etmiyorum. Nasıl elde edebiliriz? Evde kullanmadığımız bayatlamış ekmekleri belirli beklettikten sonra evde robot yardımıyla güzel şekilde robotla öğüttükten sonra kavanoza saklayabiliriz. Hem de bayat ekmeğimizi değerlendirmiş oluruz. Bir tutam kekiğimizi atıyoruz. Zencefilimizi fazla kullanmıyoruz. Çünkü biraz acılık verdiği için çocuklarda biraz tat çok önemli. İlk alışkın olmadıkları yemek türlerinde fazla kullanmıyorum ama güzel bir lezzet vereceğini biliyorum. Kimyon da aynı şekilde. Kimyonu da fazla kullanırsak bu arada hangi yemek olursa olsun et türlerinde belirli bir orandan sonra sucuk tadı vermeye başlıyor. O da yemek yerken çok ön plana çıktığı için rahatsızlık veriyor. Yumurtamızın sarısı, tekrar hatırlatıyorum, beyazını koymuyoruz. Çünkü sindirim sistemi de çocuklarda çok rahatsız edici olduğu için bu şekilde. Karabiber kullanmıyoruz. Onu söylemeyi unuttum. Neden diyeceksiniz? Köftenin karabiberi olmaz olur mu normalde? Ama dediğim gibi acılık veriyor. Çocuklar bu tadı aldığı zaman yemeği yemek istemeyebilirler. Ondan dolayı karabiber kullanmıyorum. Tuz zararlı, iyot biliyorsunuz. Ondan dolayı kesinlikle tuzu tavsiye etmiyorum çocuklarda. Onun için köfteye tuz koymuyorum, bilginize. Şimdi maydanozumuzu kıyalım. Fazla değil, az şekilde. Ve kıymamızı yoğuruyoruz. Bu arada tabii yağımız kızdı. Makarnamız pişti. Köftemizi yoğurduktan sonra makarnamızın suyunu süzüyoruz. Ondan sonra köftelerimize şekil vererek yemeğimize devam ediyoruz. Evet. Ben bu arada makarnanın suyunu süzdüreyim. Evet, bu şekilde makarnamız süzülsün. Ocağımızı kapatalım. Evet, yağımız da kızmak üzere. Şimdi köftemize şekil vereceğiz. Evet, yoğurduğumuz köftemizin şeklini. Verdikten sonra kızmış yağımıza köftelerimizi atabiliriz. Bu arada köftemiz pişerken servis tabağımızı hazırlayacağız. Evet, yağımız da tam anlamıyla kızdı. Kızmış yağımıza köftelerimizi atıyoruz. En sevdiğim ses bu. Evet. Maşamızı da alalım. Servis tabağımızı, kıvırcık mallarımızı tamamen dekor amaçlı kullanıyoruz. Bu şekilde. Hem bir görsellik katıyoruz tabağımıza. Hem de bir renk verip çocuklarımızı yemek yerken iştahın açılmasına sebep oluyoruz. Bu arada pişen makarnamızı kıvırcık marulunun üstüne şu şekilde dağıtıyoruz elimizde. Şekil o kadar önemli değil. Tabağımıza koyuyoruz. Bu arada köftelerimizi unutmayalım. Evet. Şu şekilde köftelerimizi çevirdikten sonra makarnamıza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şu şekil. Ops. Bu arada makarna tercihimi fettuccine'den yana kullanıyorum. Biraz daha diri kalıyor. Köfteyle eşdeğerli bir sertlik ortada olmuş oluyor. Onun için daha güzel bir hava katıyor. Bir spagettiyle bu kıvamı veremeyebilirsiniz. Onun için fettuccine'yi tercih ediyorum. Ama tabii isterseniz arzu ederseniz veyahut da evde başka makarna türü varsa o şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet. Şimdi köftelerin pişmesini bekliyoruz. Bu arada köfteyi pişirdikten sonra çok az böyle soğumaya bırakmamız lazım. Çünkü biraz sonra tabağımıza görsellik katmak için kaşar peyniri ve zeytinle üstüne böyle bir ufak bir hoş bir göz figürü yapacağız. Onun için köftelerimiz piştikten sonra hafif bir 1-2 dakika dinlendiriyoruz. Orada ben şehri domateslerimi keseceğim. Tabağa sunum yapmak için. Çok keyifli bir yemek çocuklar için. Dediğim gibi biraz da şirinlik katarsak tabağımıza daha güzel şekilde yemeklerini yiyorlar. Onun için farklı bir sunum çıkartıyoruz ortaya. Evet, köftemiz de pişmek üzere. Bakıyoruz. Evet. Köftelerimiz de pişti. Ocağımızı kapattıktan sonra ben bu arada dediğim gibi şehir domateslerimizi hazırlıyorum. Evet. Tabağımıza güzel bir renk katıyor. Onun için tüm de hoş görüntü olmuyor. Tabii ki olur ama Ortadan bir defa kesmemiz hem tüketimi kolaylaştırıyor hem de farklı bir hava katıyor. Evet, yeterlidir. So. Köftelerimizi daha önceden tabağımıza koyduğumuz makarnamızın üstüne yerleştiriyoruz bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Evet. Köftelerimiz soğuduktan sonra ufak ufak göz şeklinde kestiğimiz kaşarlarımızı köftelerimizin üstüne yerleştiriyoruz. Az önce onun için demiştim, köftemizi biraz soğutacağız. Bu koyduğumuz kaşarlar erimesin diye. Evet. Bu şekilde. Şimdi zeytinlerimizi kaşarlarımızın üstüne yerleştiriyoruz. So. Çok eğlenceli bir tabak. Çocuklar için renkli bir görüntü. Biraz farklı göz şekilleri yapalım. So. Evet. Köftemizin üstündeki dekorumuzu yaptıktan sonra kestiğimiz şile domateslerini bu şekilde aralara atıp tabağımıza farklı bir ambiyans katıyoruz. Köftemiz servis hazırdır. Çocuklar afiyet olsun.